Bismillahirrahmanirrahim. Gramer açısından inceleme videolarımıza devam ediyoruz. Bu ders ağırlıklı olarak fiil, fail, meful yani fiil cümlesi üzerine kurulmuştur. Ketebe et talibu ed derse. Ketebe yazdı. Et talibu öğrenci. Ed derse dersi yazdı. Ketebe fetha üzeri mebni. Mazi fiil. Et-talibu merfu fail, ed-derse mensup, nasb alameti fetha mef'uldür. Şimdi et-talib kelimesi fail dedik. Ketebe fiili avamile göre şu an bilgi vereceğim. Avamil seviyesi. Ketebe kıyas amil, madde bir mutlak fiil. Avamil okuduysak biliyoruz. Okumayanlarsa okuyabilir. Yani kitabın tercümesi var, Arapçası var. Youtube'da vesaire yerlerde e, anlatım videoları var. Farklı yerlerden bakılabilir. Biz de daha önceden anlattık video seti olarak. Biz de hazırladık. Ketebe ne yapar? Eğer fiil müteaddi ise raf edip fail alır. Nasb edip meful alır. Ketebe müteaddi bir fiildir. Et-Tarib kerimesindeki ötre Ketebe fiilinden dolayı gelmiştir. Ketebe onu raf etti. Fail aldı. Ketebe ed-ders kelimesini nasb etti. Kendisine müf'ul aldı. Yani ketebe amildir, etkendir. Et-talip kelimesi mamüldür, etkilenendir. Bir başkası tarafından irabı, harekesi, sükunu belirlenen bir kelime yani. mamul bu demek. Mamülü merfudan fail edderse e bu da mamuldür. Mamul mensuptan. Mamul yani bir başka kelime tarafından, amil tarafından irabı belirlenen, irabı değiştirilen demektir. İşte edders kelimesindeki fetha ketebe fiiliyle ilişkili. Ondan ötürü olmuş. Ketebe yazdı. Yazma eylemini yapan kişi nedir? O şahıs kim? Taliptir. Ha, o zaman talip ne olur? Fail olur. Çünkü ketebe işini yapan o. Peki talip yazma işini derken yani yazdı neyi yazdı? Yazdığı şey nedir? Yaptığı iş nedir? E derse dersi yazdı. O zaman ders kelimesi nedir? Mefuldur. Yapılan iş o. Yani etkilenen o. Yehudu, e hudu yehudu, yehudu alır, alıyor manasında. Alıyor kim? El müderrisu, müderris alıyor. Neyi? El kaleme kalemi alıyor. Kalemi tutuyor. Ye'hudu fiili e'hade ye'hudu Yani mehmuzul fa değil mi? E'hade Mazisinden bahsediyorum. E'hade E'hade nedir? Me, Fetha üzeri mebni mazi fiil, mehmuzul fadır, ehade, yehudu onun muzarisidir. Merfu raf alameti zamme. Yehudu niye merfu, niye kendisinde zamme var? E çünkü evvelinde onu nasp edecek. Mesela len gibi bir şey var mı? Yok, len yok, ben yazdım. E cezmeden yok, len gibi. Ha, o zaman evvelinde nasbeden yok, cezmeden yok, eşittir, raf olması lazım. Raf eden var mı? Var. Evvelinde ne var? Amiri manevi var. Yani gizli bir amil var. Muzari raf etmiştir. Ne zaman gizli amil olur evvelinde? Nasbeden ve, e, nasbeden ve cezmeden yoksa az önce yazdığım gibi nasbeden de yoksa cezmeden de yoksa demek ki raf eden var diyeceksin. O da gizlidir yazılmaz. Ona gizli amil diyoruz. Ye'hudu merfu raf alameti zamme. Ye'hudu. Peki faili ne? el müderrisu derrase yüderrisu tedris müderris tefil babından ismi fail kalıbı ders verici ders veren öğretmen yani faildir merfu raf alameti zamme e niye merfu çünkü faildir e niye fail çünkü hudu fiilini gerçekleştiren o yüzden faildir failler merfu olur niye e, mamulü merfudandır çünkü. Avamilandı kitabı okursan mamulü merfu kategorisinde o başlığın altında failin yer aldığını görürsün. Tamam merfu da raf alameti niye zamme? Çünkü ismi müfredi musariftir. Yani ilgili kelime tesni olsaydı raf alameti zamme olmazdı. Veya cemi müzekker salim olsa, cemi müennes salim olsa gibi. Peki müderris yazdı, pardon e, alıyor. Neyi alıyor? Aldığı şey nedir? Neyi? diye soru soruyoruz. Karşısına çıkan kalem kelimesi nedir? Mefulu oluyor. Mefuldur. Mensup nasıl alameti? Fetha. Niye mensup? Çünkü mefuller mamulü mensup kategorisinde yer alır. Peki nasb alameti niye fetha? Alamet ne demek? İşaret, belirti, ipucu. Çünkü ismi müfredi musariftir. İsmi müfredi musarif tabiri önemlidir. Avamil adlı kitapta geçen bir tabirdir. Nasb alameti? Fetha. Ra -a. Aslında ne? Ra, e, ye. Değil mi? Ra, e, ye. Aslı. Ra, e, ye. Ra, e, y Bir yönüyle bakarsan Ra, e, y Ra, e, y -ye, Yer, e, yu. Üçüncü baptandır yani. Ra, e, y -ye, Yer, e, yu. Üçüncü baptandır. Bu as harflerinden hemzeyi ortanca harfi, aynen harfi olarak almıştır. Ortanca harf elif değil. Hemzedir değil mi? Ra, e, y daha sonra ya harfi illet mutarrik ma kabl meftuh ya'yı elife çevirdin böylece karşına ra'a fiili çıktı. Artık sonuncu harf ya değil eliftir. Niye? İyiler gerçekleştik. Ya harfi illet mutarrik ma kabl meftuh ya'yı elife çevirdik ra'a oldu. Ama ra'a'da hala fetha var. Nasıl var göremiyorum. Telaffuzda yok yazılışta yok takdiri yani gizli olarak vardır. O zaman takdiri fetha üzere mebnidir. Evet. Ra e e diyecek halin yok. Ra e e diyemezsin zaten. Niye diyemiyorsun? Sonuncu eliftir. Elif hareke kabul etmez. Yani buna gramer kitabında taazzür gerekçesiyle takdiri irap vardır denilir. Taazzür. Elif hareke kabul etmiyor ya buna taazzür diyoruz. Peki ra'a baktı, gördü. Kim? Sahibul beyti. Evin sahibi. Evin sahibi. Sahip Türkçe'de de sahip diye çevirebilirsin yani. Sahibul beyti. Beyt ev demek. Sahip evin yetkilisi artık. Sahibi. Sahip olan kişi. Sahip ismi fail kalıbıdır. Muzaftır. Sahibul beyti. Evin sahibi gördü. Sahip fail burada. -ı, -ı, ve muzaftır. Peki neyi gördü? Gördüğü şey nedir? Lisan, lis san. E, lis mefuldür. Lis hırsız demek. Hırsızı gördü. Hırsızlık yapan kişiyi gördü. Çalan kişiyi gördü. Mefuldür. Peki hırsızı nerede gördü acaba? Markette mi? Fi, beyti, he, Kendi evinde gördü. Hi onun yani sahip. Değil mi? Sahibin evi. Kendi evinde gördü. Diye çevrilir. Fi harfi cer, beyt mecrur, hi de muzaf ile Demek ki beyt hem muzaf hem muzaf e, hem muzaftır. E, Hi he, zamirinin muzafıdır hem de fi harfi cerinin mecrurudur. Hi muttasıl mecrur zamir olarak adlandırılır muzafın ileidir. Fi beyti kendi evinde. Kendi evinde ne? Kendi evinde gördü yani. Fi'yi ne yapıyorsun? Ra'a ile ilişkilendiriyorsun. Ra'a gördü. Nerede gördü? Fi beytihi kendi evinde gördü. Burayı böyle anlattık. Başka? Ketebe, fetha mebni mazifil mazi fiil, talip onun faili. Ed derse mef'ul, el de ders kelimesinin sıfatıdır. Yani ed ders hem e, mef'ul hem de mevsuftur. Cidid sıfattır. Neyin sıfatı? Ders kelimesinin. Ve sıfat mevsuf birlikte, fiil e, birlikte mef'ul olarak anlatılır değil mi? Eğitersel ciri de komple meful. Esasen meful Egitir de. Cirit onun sıfatıdır. Ama birlikte derlerdirler. Tabii ki de hızlı anlatacağım. İlk, ilk cümlede daha özellikle ilk iki cümlede çok daha ayrıntılı, çok daha yavaş anlattım. Kara et, kara tu, kara ti. Artık nasıl okuyacağız burayı? Kara ete diyoruzsan bulur mu? Kara ete. Yok. Kara ete diye bir şey olmaz. Ne olur peki bu e, merah adlı sarf kitabında anlatıldı bunun gerekçesi. Yani neden dört tane harf peş peşe böyle hareketli olarak gelemez. Gelemez. O zaman kara et desem. Kara etu desem. Kara etu olmaz. Dört harf peş peşe hareketli olması uygun değil. Kara eti olmuyor. Demek ki sukunlu olacak. O zaman kara et. Okudu. Kim okudu? Et talibetu. Kız öğrenci okudu. Neyi okudu? El kütübe kitapları okudu. Nasıl kitaplar? El kadimete. Kadim olan. Eski kitapları okudu. Kara et fetha üzere mebni mazi fiil, Değil mi? Taadaki sukun bizi ilgilendirmiyor. Çünkü şeyin irabı belirlenirken la mev fiiline bakılır. fiil burada. Kara e. Hemzedir. Mehmuzul lam. Fetha var. Fetha üzere mebni. Ta müenneslik alametidir. Zamir değildir. Et talibe kelimesi onun failidir. Kara et meful e, kara et müennes bir fiil değil mi? Müennes bir fiildir. Ondan dolayı et talibeti de müennes olarak gelmiş. Onunla uyumlu. Kütübe kelimesi, kütüp kelimesi kitabın kelimesinin cimi mükesseridir. Kitabın, kitaban kütüp. Cimi mükesserdir kötü b nasıl alameti feta el kadime kütüp kelimesinin sıfatı ha öyleyse kütüb bir mefuldür iki mevsuftur yani sıfatlanan kelime demek mevsuf mevsufun mensurun gibi ee, peşine gelen el kadime kelimesi de kütüp kelimesinin sıfatıdır nereden anlıyorsun kütüp kelimesi ile kadime kelimesini incelediğinde mesela müfettisini cemi olarak uyum gerekir uyumlu mu bir yerde değil çünkü kütüp için cemi diyorsun kadime ise müfrettir bu şöyle anlatılır kütüp kelimesi gayr akıl bir cemidir yani bir insan manasına gelen kelime değil kitaplarda zeka yoktur yani bu kitaplarda zeka yoktur o zaman gayrı akıl yani akılsız bir çoğuldur akılsız çoğullar müfret müennes hükmündedir bundan dolayı müfret müennes olarak sıfatı getirilmiştir Demek ki adet olarak bir uyum var esasen. Ee, onun dışında müzekker müennes uyumu var mı? E var sayılır. Çünkü kütüp kelimesi müennes hükmündedir söyledik az önce. O zaman oradan da uydu. Başka marifelik nekrelik uyumu var mı? Evet her ikisinde eliflam dahil olmuş. Yani her ikisi de marifedir. Başka her ikisinin irabı da tutuyor zaten. O zaman bunlar sıfat mevsuf olarak değerlendirilir. Cerit kelimesi yeni demek. Ketebe yazdı. Ketebe Fetha üzeri mevni mazi fiil. Baya bir geçti artık. Yine geçecekmiş. Ketebe yazdı kim? Et bir öğrenci. Faildir. Merfura falan bir zamme. Neyi yazdı? Derseyni. İki tane dersi yazdı. Nasıl iki ders? Cedideyni. Yeni iki dersi yazdı. Yeni olan iki ders. Sıfat mevsuf yine. Bak ikisi de tesniye, ikisi de nekre. İkisi de nasb halinde. İkisi de müzekker uyumları görüyorsun. Tabi derseyn ayrıca meful. Derseyn icili deyin altı çizili yerlerin tamamı birlikte meful olarak değerlendirilmiştir. Ra'eytuke Ra'eytuke ra ye Değil mi? La fiili ya demiştik. Burada ya da sukun görüyorsun. O zaman ilgili fiil nedir? Sukun üzere mebnidir. Ra'ey Tu onun faili. Ke ise mefuldür. Fiil, fail, meful hepsi burada zaten. Demek ki meful tek bir kelime de olabilir, tek bir kelime, tek bir harf olabilir. Ketebe yazdı. Kim yazdı? Neyi yazdı? et talibi öğrenci yazdı. Faildir. Neyi yazdı? Vacibe sadiqihi. Vacip ödev demek. Sa vacibe hem ödev demek, hem mefuldur, hem muzaftır. Sadiqi muzafın ileyhtir ve ayrıca muzaftır. Hi de onun muzafın ileyhi olur. Öyleyse bir kelime aynı anda hem muzaf hem de muzafın ileyh olabilir sağındaki kelimenin muzafun ileyhidir ama sol tarafındaki kelimenin muzafıdır. Ne? Sadık kelimesi. Ketebe fiil, talif fail, vacibe sadiqi meful oluyor. Devamında biraz daha aşağı bakıyoruz. Ra'aytu, ra'a fiil, tu fail. Ra'e tu sukun üzere mevni, mazi fiildir değil mi? Ra'e tu tu fiil. Men ra'e te meful oluyor. Esasen mendir meful. Men o kimseyi gördüm ki? Ra'e te sen görmüş idin hı onu. Senin gördüğün kişiyi gördüm diyor. Men o kimse ki ra'e te sen görmüştün hı onu. Buradaki men tek başına nedir? Mübtedadır bak. Men mübteda olur böyle diyebilirsin. Men mübtedadır. Diyebilirsin değil. Böyle yani. Men mübteda. Ra'eytehu cümle olarak haberdir. Ra-ey-te. Ra'a, ra'ey. Sükun üzeri mebni mazi fiil. Te, fail. Hu, meful. Ra'ey fiil. Te, fail. Hu, meful olur. Fiil, fail, meful. Ra'eytehu komple nedir? Cümle olarak. Fiil cümlesi olarak haberdir. Neyin haberi? men mübtedasının haberidir. Peki bizim ra'eytu fiilimizin mef'ulü nerede? Men ra'eytuhu komple cümle olarak mef'uldür. Ne cümlesi? İsim cümlesi. Demek ki isim cümlesi de mef'ul olabiliyor imiş. Evet cümle içerisinde cümle var burada. Cümle içerisinde cümle olursa ona cümleyi kübra dersin. Cümle içerisinde cümle yoksa o zaman cümleyi sura dersin. Kavaidul İrab İbn Şam. Orada bu bilgiyi bulabilirsin. Tabi ben burayı ilk defa okuyorum. Yani. Bu sayfaları ilk defa bakıyorum. Uridu Uridu ben istiyorum. Ne istiyorum ben? En eşrabe içmeyi. Ne içmeyi? Eşşaye. Çay içmeyi istiyorum. Tasarlıyorum. Düşünüyorum. Uridu fiiline baktığında esasen ilgili fiil nedir? süresi mücerret olarak ra ve de. Ra ve de'yi ifal babına aktarmışlar. Aktarırsan direkt aktarış ne gelir? Er ve de olur. Er ve de. Bu şekilde olur. Er ve de. Bana muzarisi lazım. O zaman yür vidu olur. Yür vidu. İyi de uridu dikkat edersen burada ra ile dal arasında ya var bak. Sense ra ile dal arasına vav yazdın. Burada vav var burada ya var hangisi doğru? İkisi de doğru. Nasıl oluyor bu iş? Yurvidu. Vav harfi illet mutarik makabli sahih sakin. Vavın harekesini makabri olan raya aktaracaksın. Aktarıp yazdığında bu durumda yuri olur değil mi? Yuridu. Vav sakin ama yuridu. Yani yurizdu gibi oldu değil mi? Vav sakin, hareketsiz. Vav sakin makabli meksur. E ne olur? Vav harfi yaya çevrilir. Kayde gereği. Buna iyiler kaydısı denir. Vav'ı yaya çevirip yeniden yazman gerekir. Yeniden yazdığında karşına böyle bir şey çıkar. Yuridu. Bir de burada uridu yazıyor. Evet çünkü uridu fiili e, ee, nefsi vahde kalıbıdır. Biz ise yuridu'yu bulduk. Yuridu ise müfret, Müzeker, gayb kalıbıdır. Ama mütekellim kalıba geçmek için yapman gereken tek şey yağı silip yağının yerine ne ekleyeceksin? Bir tane hemze zammeli. Uridu olur değil mi? Yağı sil hemzeye getir. Uridu. Bu şekilde elde ediliyor. Ha, o zaman uridunun hem babına hem ilerine değinmiş olduk. İfar babından muzari, nefsi mütekellim vahde kalıbıdır. Esasen vavi bir ecve fiil olan ra ve de ifar babına aktarılmış. Peki uridu ben istiyorum. Ee, ne istiyorum? Uridu fiil. Faili nerede senin? Benim failim gizli zamir ene. Ene zamirinin burada gizli zamir olarak fail olması nedir? Vaciptir. Zorunlu yani. Müstetirli zorunludur. Uridu ene ben istiyorum. Peki ne istiyorum? En eşrabe en en Muzari evlerine gelir. Muzari nasip eder. Bak nasip etmiş. Uridu muzari sonca zamme. Eşrabe bu da muzari ama sonunca feta. çünkü en var. En nasip eder. En sukun üzeri mebni bir haftir. Muzari nasip eder. Etmiş zaten eşrabe olmuş. Eşrabe. Eşrabe bir fiil. Onun faili nerede? Nefsi mütekellim vahdeh değil mi? Evet. Ha. onun da faili gizli ene. Bir tane ene var. İkisine de faili demiyorum. Eşrabe fiilinde de ayrıca gizli bir ene var. Eşrabe'nin enesi başka. Uridun'un enesi başka. Peki eşrabe de ene fail. Eşrabe'nin mefulü nerede? Eşşaye mefuldür. o zaman fiil fail meful buldun sen. Doğru. Peki uridu fiilinin faili ene dedin de mef'ulünü söylemedin hala. Mef'ulü en eşrabe eşşaye. Mastar tevilindedir değil mi? En var çünkü. Nasıl çevirirsin? Uridu istiyorum. En eşrabe. Ben çay içiyor. Eşrabe. Ben içiyorum. Eşşaye çay. Uridu. Ben istiyorum. En eşrabe. İçiyorum. Eşşaye çay. Böyle çevirirsen bu nasıl bir çeviri Çay içmeyi çay içmek. Çay içmeyi istiyorum. Veya çay is, içmek istiyorum. Çay içmek istiyorum. Çayı içmeyi istiyorum. Yani mek mak, mesi masi meyi mayi gibi mastar tevilini aktarıyor. En burası komple uridunun mefulu oluyor. Altı çizili yer. Sağ tarafı bu şekilde bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde sol tarafı kısmetse işleyeceğiz.